Akupunktur özellikle migrende mesela çok kurulan bir dal. Yani migren üzerine kurulan bir daldır akupunktur. Binlerce migren tedavisi yaptım. Baş ağrısı, migren olan kimler şu anda kaç kişi var? Binlerce kişi var, değil mi? Hakikaten akupunktur ciddi anlamda %85-90 oranında migren akupunktur da çok etkili. Ama sizin o gün gerçekten akupunktur uzmanı yok. Doktor bulamadınız. Gece saat 12 ve ilaç da kalmamış evde. Eczanede gitmek istemiyorsunuz. Evde yalnızsınız. Ne yapacaksınız? Başınız ağrıyor. Aynı şekilde dişiniz de ağrıyor. Tamam. Evde buzdolabı olanlar var mı? Olmayan yok. Herkes de var. Gayet güzel. Buzdolabınızda. Buzdolabından Peki. alıyoruz şöyle güzel buzlardan bir tanesini. Buzlu olan var mı? Buz bildiğiniz buz. Seyircilerden bir tanesini üzerine mi göstereyim? Burada kendim üzerimizden mi göstereyim? Nasıl isterseniz. Dur, kendi üzerimden göstereyim. Sizin mi migreniniz var? Buyurun gelin. Peki hemen, buyurun. Hemen gelin buyurun. Gelin baş ağrınız var mı şu anda? Evet. Var. Şu anda var mı? Oo. Harika. Gelin böyle. Tamam. Hoş geldiniz. Bak direkt uygulama oldu. Tabii biz. Şöyle neresi ağrıyor şu anda başınızın? Şöyle dönün lütfen. Neresi ağrıyor? Şurası şöyle ağrıyor. Ne zamandır ağrıyor? Bayağı bir senedir ağrıyor. Bir senedir. Migreniniz var mı? Sinüzit var. Migrene de var. Baktırmadım onu. Peki bir sesli konuşun ama baş ağrısından böyle kıyamam. Evet. Peki. Şimdi size şimdi Murat Bey özel bir şey yapacak. Tabii. Bir sandalye alacağız. Şimdi oturacağız. Aslında biz normal Öne şartlarda alalım, bir akupunktur iğnelerini koymamız lazım ama canlı yayında yapmayacağız. Yapamıyoruz bunu. Akupunktur iğnenizde çok daha pratik keserdi ama siz evdesiniz. Ve hakikaten başınız çok ağrıyor. Evet, ağrıyı azaltmak istiyorsunuz. Ne yapacağız? Şimdi baş parmağı, şimdi alın kısmı ağrıyor değil mi? Evet hocam. Eğer başımızın bu tarafı ağrıyorsa, yani sağ tarafı ağrıyorsa tam ters sol elinize. Efendim sol baş yarınız ağrıyorsa tam ters sağ elinize. İki taraflı ağrıyorsa her iki elimize ne yapacağız? Şurada gösteriyoruz. Baş parmağımız var, işaret parmağımız var. Bu baş parmağı ve işaret parmağın arasında bir perde var. Normalde hep anneanneler, babaanneler buraları bastırarak ovmanızı söylerler. Ama ovmayla çok fazla kesilmiyor. Bunun daha pratik yöntemi, şöyle bir buz alacağız. Elinizin donmasın diye istiyorsanız da böyle bir peçeteyle de tutabilirsiniz. Şimdi başınız ağrıyordu sizin. Şimdi buraya bir ya da beş dakika boyunca her iki... Siz de bir ele yapabilir misiniz? Tabii. Gelin yapalım. Şöyle geçeyim ben de. Bir peçete varsa peçete de alabilirsek. Hemen buyurun. İki tane peçete alın. Çünkü bizim o zaman ellerimiz donacak. Tabii. Hemen alnımız da geliyor. Bir de alttan tabii elimizle tutacağız. Bu biraz... Benim ağrım kesildi zaten. İki elimde birden o kaseyi tuta tuta. Değil mi? Ağrı kalmadı. Şimdi buraya uzun. Buz, yani iki tane perdenin arasına, yani baş parmak ve işaret parmağın arasındaki perdeye şöyle yaptığımız zaman en yüksek olandır. Yani elimizi şöyle tuttuğumuz zaman en yüksek olan bombeli yer. Açtığımız zaman perdeyi tam ortadaki yere buzu koyuyoruz. Burada buzu şu şekilde ovalıyoruz. Yani şakaksa şakağınızın burasına buz. Bir evet. iki dakika. Tabii sürekli tutmayın buz yanığı olur. Evet. Yani çekin arasından. Arada çekmek gerekiyor. Tabii. Bir de iki şakak arasında tam iki şakağın o kaşların bitim yerlerinde de böyle buz uygulamaları yapıyoruz. Ense kökündeyse de ense köküne yapıyoruz. Ve gerçekten 3-4 dakika içinde ağrının azaldığını göreceksiniz. Yani bunu da sadece doktorun programında anlatmıştım. Evet, ilk defa anlattım.